Müşteriler 300 liralık alışveriş yapıp çıkmıştı ama gerçek tablo kamera kayıtları izlendiğinde anlaşıldı. Ankara'da bir tekel bayine giren 5 gencin imza attığı hırsızlık anı kameralara yansıdı. Birisi geliyor, çakmağı çalıyor. Birisi pro kesicisi alıyor, birisi kuru yemiş alıyor ve dükkanı neredeyse soyuyorlar. Her ürünün fiyatını tek tek sordular. Aldıkları içecekleri bile defalarca değiştirdiler. Çünkü niyetleri alışveriş değil, hırsızlıktı. 15-20 dakika içerisinde hırsızlıklarını yapıyorlar ve alışverişini yapıp gidiyorlar ondan sonra. Ankara Çankaya'daki tekel bayinde kaydedildi görüntüler. O 5 gençten biri içeriye girer girmez raf önünde duran ve tanesi 100 lira olan çakmaklara el attı. İlk anda birisi direkt tek çakmağı atıyor ve daha sonrasında 3-4 çakmak gibi bu şekilde çok profesyonel bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Elimdeki bu pro kesiciyi gözüne kestirmişti hırsızlardan biri. İlk denemede almayı başaramadı, yerinden çıkardı. İkinci denemede aldı ve hızla cebine attı. Bu pro kesicinin değeri 2500 liraydı. Dükkanda gezerken pro makas kesicimizin içi boş olduğunu fark ettim. İçinin boş olduğunu fark ettikten sonra kamera kayıtlarına baktım. Zaten hırsızlığı da o görüntüleri izleyince fark etti Alper Aslan. Hırsızlardan biri ise birkaç kez gidip gelmesine rağmen bir şey çalamadı. Hatta arkadaşlarına bu durumu bildirebilmek için ben bir şey çalamadım dercesine tuhaf hareketler yaptı. Babam arka tarafa geçtiğinde kasaya geçmeye çalışıyor. Dikkat dağıtıp 15-20 dakika boyunca burada gezinen hırsızlar en sonunda kasaya geldi. 300-400 liralık alışveriş yaptılar. Ama asıl çaldıkları ürünlerin fiyatı kat be kat daha fazlaydı. Bir 10 bin liralık aşağı yukarı bize bir zarar, hırsızlık yapıyorlar dükkanımızda. 5 gençten şikayetçi olan esnaf hırsızların bulunmasını istiyor.